Bir diğer konuğumuz da var. Kaldığımız yerden devam edeceğiz. Hoş geldiniz yayınımıza Selçuk Bey. Selçuk Özdağ, Manisa Milletvekili, aynı evet. zamanda AK Parti Genel Başkan evet. Yardımcısı. Evet. Şimdi Salim Bey'e sordum. Kaldığım yerden size soracağım. Belki mecliste var ama başkanlık sistemi evet. ve muhalefet dedi ki ben başkanlık sistemi hariç, o politik bir cevap verdi Salim Bey. Evet. Siz bakalım nasıl cevaplayacaksınız merak ediyorum. Başkanlık sistemi hariç biz yeni anayasaya evet dedik. Ne yapar AK Parti? Biz evet deriz, biz de evet deriz. Niye evet demeyelim ki? Başkanlık sisteminde konuşmaya devam ederiz, tartışmaya devam ederiz. Parlamenter sistemin önceliğimiz şu, ehem ve mühim ayırt edebilmek burada. Eğer önce bir kere Cumhuriyet Halk Partisi'nin, MHP'nin ve HDP'nin samimi olarak bu noktada fikirlerini izhar etmesi gerekir. Evet biz anayasa evet diyoruz. Ama Cumhuriyet Halk Partisi, MHP ve HDP'nin sabıkası var. Nasıl bir sabıkası var? Daha önce 2011 yılında parlamento 24. dönem kurulduktan sonra uzlaşma komisyonları kuruldu biliyorsunuz. Üçer tane parlamentodaki partilerin milletvekili sayısına bakılmaksızın her partiden üçer milletvekili aldık. Birisinin 30 milletvekili vardı, 3 vardı. Bizim 326'mız vardı. Bizden de 3 verilmiştik. 12 kişi. Beraberce 60'a yakın maddede uzlaştık bu 4 parti olarak. Uzlaştığımız konuları gelin parlamentoda geçirelim dediğimiz zaman evet demediler. Şimdi Cumhuriyet Halk Partisi'nin, MHP'nin önce nasıl bir anayasa yapacaklarını ortaya koymaları gerekir ki ondan sonra başkanlık sistemine, hangi başkanlık sistemine karşı çıkıyorlar? Bir kere bizim de başkanlık sistemini konuşmamız gerekiyor, söylememiz gerekiyor. Biz şöyle bir başkanlık sistemi istiyoruz. Bizim belki getireceğimiz başka maddelere de karşı çıkacaklar veya onların getireceği anayasa maddelerine de biz karşı çıkmış olacağız. O nedenle bunları ben doğru bir yaklaşım olarak kabul etmiyorum. 60 maddeyi bir görüşelim. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde daha önce uzlaşma komisyonunun, anayasa uzlaşma komisyonunun geçirmiş olduğu onu bir halledelim. Halledelim. Madem uzlaştık dört parti olarak tekrar yeniden revize edelim, onu bir geçirelim. Ardından daha önce 26 maddeye de hayır demişlerdi biliyorsunuz. Hem HDP hayır dedi. Hatta bu HDP'nin sabıkası daha da büyük. 27. madde partilerin kapatılmamasıydı. En fazla müşteki oldukları madde bu maddeydi. Çünkü kendi geleneklerinden gelen çok parti kapatıldı. Onların bölücülük nedeniyle, Türkiye'de affedersiniz federalizm gibi saçmalıklar nedeniyle, öz yönetim gibi, özellik gibi saçmalıklar nedeniyle, ayrı devlet, ayrı bayrak nedeniyle kapatılmıştı partileri söylemleri nedeniyle. Şimdi ona da evet dememişlerdi. O zaman parlamentoda kaçak güreşmişlerdi. 26 maddeye hayır diyen bir CHP var, 26 maddeye hayır diyen bir MHP var, 26 maddeye hayır diyen bir HDP var. Şimdi kalkıp başkanlık sistemini öncelikle niye hayır diyorsunuz? Gelin konuşalım bu başkanlık sistemini. Bugün siyasi partiler yasasında konuşalım, değiştirelim. Seçim kanunu değiştirelim. Bütün maddeleri tek tek gözden geçirelim. Hatta anayasanın ilk 4 maddesinde bir madde var ki orada hiçbir maddeye kimse 4 madde işte Sayın Bahçeli diyordu ki 4 maddeye kimse dokunamaz. Türkiye'nin dili Türkçedir. Bir maddesi var. Resmi dili Türkçedir diyerek düzeltelim biz orayı. Çünkü başka dillerle de Türkiye'de eğitim yapılıyor. Yani Arapça konuşuluyor, Kırmançça konuşuluyor, Zazaca konuşuluyor. Hatta bununla ilgili anayasa 1999-2001 yılları arasında DSP, MHP ana iktidar döneminde değiştirildi. Sayın Bahçeli'nin iktidarında değiştirildi başbakan yardımcısıyken. O nedenle bu maddelerin hepsini tek tek gözden geçirelim. Anayasanın ilk 4 maddesi kalsın. Ve orada sadece bu konuyu revize edelim. Resmi dili Türkçedir diyelim. Geri kalan kısımları tartışalım. Tartışmadan bir kere bir herhangi bir fikir, somut bir fikir önümüze gelmeden, müşahhas bir fikir gelmeden evet demek mümkün değil. Bizim de onlara müşahhas bir şey sunmadan onların evet demesi mümkün değil. Ama hayır demeleri de yanlış bence. Yani her şeye peşinen hayır diyeceğiz. Cumhuriyet Halk Partisi'ni, MHP'yi ve HDP'yi samimiyete davet ediyorum. Eğer Cumhuriyet Halk Partisi ve MHP samimi olursa buradan bir anayasa değişikliği çıkar. Ama bizim önceliğimiz, öncelikle vaatlerimizden bir tanesi anayasa olmakla beraber siyasi partiler yasası, seçim kanunu, hakimler ve savcılar, yüksek kurulu ikiye bölmek ve onlarla ilgili yaş tahtiklerini getirmek makul olarak bunlarla ilgili. Ama önceliğimiz vaatlerimizi yerine getirmek. İşçilerle ilgili, emeklerle ilgili, esnaflarla ilgili, kadınlarla ilgili, engellerle ilgili, çiftçilerimizle ilgili, öğrencilerimizle ilgili vaatlerimiz var. Toplumun her katmanına vaatlerimiz var. Bu vaatlerimizi yerine getirmek için parlamento devreye girecek. Çünkü Türkiye Büyük Millet Meclisi demokrasilerde her şeyin üstünde, millet iradesi her şeyin üstünde. Türkiye Büyük Millet Meclisi de demokrasinin kalbi burada. Bu kalpte beraberce birlikte çalışacağız. Kanunları birlikte çıkaracağız. İnşallah iş tüzüğü de beraber çıkartırız. İş tüzük de kanunları çabuklaştırmamızı, çabuk geçirmemizi engelliyor. Geceleri çalışıyoruz. Bu sefer de İLO Sözleşmesi'ne aykırı parlamentoyu çalıştırıyorsunuz diyorlar. Gece saat 03'te 04'te diyor ki MHP milletvekilleri veya CHP milletvekilleri. Bu çalışma sistemi veya bu saatler İLO Sözleşmesi'ne, Dünya Çalışma Örgütü'nün sözleşmesine aykırıdır. Bugün Ankara sokaklarında sadece belki tırnak içinde söylüyorum.
söylüyorum. İşte gazinolardan çıkanlar vardır, diskoteklerden çıkanlar vardır. Bir de parlamenterler vardır diyorlar. Biz de onlara diyoruz ki gelin iş tüzüğü değiştirelim. Parlamento 14'te açılıyorsa 19'da kapanıyor, 15'te açılıyorsa 20'de kapanıyor. Kanunları çıkarmamız lazım. Meclis grup önerilerini bir güne yığalım, meclis araştırma önergelerini bir güne yığalım, diğer iki günde kanun çıkartalım diyoruz, ona da yanaşmıyorlar. Bir diğer yandan sesimizi kesiyorsunuz diyorlar, biz de onlara diyoruz ki size daha çok söz hakkı verelim, gelin konuşalım, önce iş tüzüğü konuşalım, başkanlıktan önce iş tüzüğü konuşalım, başkanlıktan önce anayasayı konuşalım, başkanlıktan önce 60 maddeyi konuşalım, başkanlıktan önce bir kere parlamentoda bizim vaatlerimizi geçirirken bize yardımcı olsunlar. Çünkü onların da hemen hemen böyle vaatleri vardı, biz asgari ücret 1300 derken onlar 1400 diyen vardı, 1500 diyen vardı, hatta bu noktada şöyle diyenleri de vardı. Gelin parlamentoyu erkenden toplayalım. 1500'ü gelin ortak, siz 1300 diyorsunuz. 1400'e çıkartalım. Ortak anlaşalım. Çünkü iktidar olamayacaklarını biliyorlardı. Benim milletvekili sayımla kanun çıkartıp benim çıkartacağım kanunla ortak olmak istiyorlardı. O nedenle bugün vaatlerimizi yerine getirmek için çalışma yapacağız. Bir an önce de yapacağız. 3 ay içerisinde yapacağız bu vaatlerimizi. Evet, geçmişte Sayın Recep Tayyip Erdoğan hem şeytan taşladı hem ibadet etti Sayın Cumhurbaşkanı, Sayın Başbakanımız o zaman. Neden? Şeytan taşladı ve vesayetçilerle uğraştı, cuntacılarla uğraştı, parti kapatmayla uğraştı, yargı mensuplarıyla uğraştı. Üniversitelerde eğitimle uğraşmaları gerekirken parlamentoyu dizayn etmek isteyen, siyaseti terbiye etmesini isteyen üniversitelerle uğraştı, YÖK'le uğraştı. Yani çok fazla vesayetçi yapıyla uğraştı. Bir diğer yandan da ibadet etti. Yaptıklarımız yapacaklarımızın teminatıdır sözü bizim için geçerli. Sayın Recep Tayyip Erdoğan yaptıklarını, Sayın Ahmet Davutoğlu da bundan sonra verdiği sözleri yapacak. Çünkü bir usta var orada ve de bir ustanın yolunu takip eden bir Ahmet Davutoğlu var. Sayın Başbakan var, Sayın Genel Başkanımız var. Allah nasip ederse Türk siyasi hayatına damgamızı 13 senedir vurduk. Bundan sonraki önümüzdeki 4 yıl içerisinde de parlamentoyu çok verimli, rentable çalıştırarak, milletvekilleri çok çalışarak, aynı zamanda halkımızı özgür ve zengin yapma noktasında ne gerekiyorsa yapacağız. Parlamentodan yasa çıkması gerekiyorsa yasa çıkartacağız. Parlamentoda konuşulması gereken şeylerde konuşacağız. Bu dönem eylemin değil, sesin ve sözün, fikrin yükseldiği bir parlamento oluşturmak için çaba sarf edeceğiz. Yani böyle dinamik bir ses. İnşallah. Evet, çok teşekkür ederim. Şimdi meclis açılıyor bugün. Evet. 15'te yemin var. Sonra artık yeni bir süreç başlıyor. Yani Türkiye açısından. Evet. Yani 1 Kasım belki dönüm noktası oldu ama bugün de başka bir dönüm noktası. Doğru. Yeni bir hükümetin noktasında yeni bir dönüm noktası. Sizce yeni hükümet böyle Türkiye'nin beklentilerine tam cevap verir mi? Verir. Yani sözleriyle zaten aslında verir. Niye verir? Çünkü çok partili hayata geçtikten sonra bizim 92 yıllık bir cumhuriyetimiz var. Çok partili hayata geçtikten sonra da çok ciddi istikrarlı hükümetlerimiz var. Menderes hükümeti gibi, işte Demirel 6 defa gitti, 7 defa geldi. Özal çok uzun süre başbakanlık yaptı. Daha sonra cumhurbaşkanı olarak vefat etti. Ömrü vefat etmemişti. 13 yıldır da aynı şekilde AK Parti görevde. Tecrübeli bir parti. Siyaset bilgiyle yapılıyor. Siyaset ahlakla yapılıyor. Bunun içerisinde çalışkanlık var, samimiyet var. Bunun içerisinde dürüstlük var. Ama aynı zamanda tecrübeyle yapılıyor. Tecrübeli bir parti. Menderes'in tecrübelerinden istifade ediyoruz, Erbakan'ın istifade ediyoruz, Muhsin Yazıcıoğlu'nun istifade ediyoruz, Özal'ın istifade ediyoruz, Demirel'in istifade, parlamentonun bütün tecrübelerinden istifade ediyoruz. Bu parlamentonun tecrübelerinden istifade eden akıllı bir AK Parti grubu var, zeki bir AK Parti grubu var, gönlü açık, Türkiye'ye kadar gönlü büyük olan bir AK Parti grubu var ve bu grup Allah nasip ederse iyi bir kabineyle, bizim AK Parti grubundan 2 tane, 3 tane, 4 tane kabine çıkacak kadar çok kaliteli milletvekillerimiz var. Çünkü biz milletin içerisinde, milletin nabzını ölçerek parlamenterlerimizi seçmeye dikkat etmiş olan bir partiyiz. Tecrübeliyiz ve yaptıklarımıza zaten yapacaklarımızın teminatı bu tecrübeyle beraber de iyi bir kabine inşallah Türkiye'yi siyasi istikrara kavuşturacağız. Siyasi istikrar, ekonomik istikrarı. Ekonomik istikrarı da dış politikada itibarımızı meydana getirecek. Çünkü devletlerin gücü iki şeyle ölçülüyor. Bir, pasaportlarıyla ölçülüyor. İki, paralarının kıymetiyle ölçülüyor. Pasaportumuzu kıymetli ve paramızı değerli yapacağız. Mahkumuz, mecburuz. Batı dünyası çok daha önce demokratikleşti. Çok daha önce tarım toplumundan modern tarıma geçti. Çok daha önce sanayi toplumundan teknolojiye geçti. Bizim daha çok koşmamız lazım. Onlar 8 saat çalışıyorsa bizim 18 saat çalışmamız icap ediyor. Çünkü İslam dünyasının, mazlum ve masum bütün milletlerin, Afrika'nın, Balkanların, Türk dünyasının, Arapların, hatta Kürtlerin, bu noktada Kürt kardeşlerimizin de gözü Türkiye üzerinde. Bu parlamentoyu ne kadar iyi çalıştırabilirsek, ne kadar çok vesayetçilerle mücadele edebilirsek, hala vesayetçiler var, onların gölgelerinde hissediyoruz, ayak seslerini hissediyoruz. Zaman zaman nabız atışlarını hissediyoruz ama vesayetçilere müsaade etmeyeceğiz. Burada sadece millet iradesi tecelli edecek, muktedir iktidarlar olacak burada. Aynı zamanda da iktidarımızı sadece milletle paylaşacağız. Bundan sonra vesayetçilerle paylaşmayacağız. İnşallah güçlü bir kabine,
güçlü bir parlamento. Ben güçlü bir muhalefetin de oluşmasını istiyorum aynı zamanda. Çünkü ben güçlü tam oraya gireceğim. Siz başladınız. Güçlü muhalefet güçlü iktidar demek. Güçlü muhalefet olursa güçlü iktidar olur. Güçlü iktidar olursa güçlü Türkiye meydana gelmiş olur. Muhalefet zayıf olursa... Güçlü bizim... muhalefetin altını biraz açar mısınız? Yani şu anda güçsüz mü muhalefet? Muhalefet güçsüz. Neden güçsüz? Liderlerden dolayı mı? Ben başlayayım. Şu an bir kere liderlerden dolayı birincisi bu. İkincisi tabii kendi meseleleri bunları tartışmak. Yani genel başkanlarını değiştirirler, değiştirmezler. Onlar benim işim değil. AK Parti'nin işi değil. Bizim AK Parti milletvekillerinin işi değil. Orada delegelerin işi. Kendi parti üst yöneticilerin işi. Kendi üyelerinin problemi bu konu. Ama muhalefet güçsüz neden? Türkiye gerçeklerini burada konuşmuyorlar. Kalkıyor bir milletvekili diyor ki yolumuz Sinan Cemgil'in, Mahir Çayan'ın yoludur diyor. Kim bu şahıslar? Asker öldürmüş, polis öldürmüşler. Bir milletvekili çıkıyor diyor ki Kurtuluş Savaşı öncesinde 40 bin Rum'u öldürerek soykırım yaptık diyerek tarihi çarpıtıyor ve Cumhuriyet Halk Partisi de bu milletvekili yaşamaya devam ediyor. Ama bir milletvekili öbür tarafta paralelle işbirliği yaptık deyince tard ediliyor. Profesör Doktor Birgül Ayman Güler hemen uzaklaştırılabiliyor. Veya bir başka milletvekili diyor ki 1915'te soykırım yapıldı denildiğinde Avrupa Parlamentosu'nda ayağa kalkıyor. Hatta İnönü'nün torunu olarak bunu ayağa kalkarak göstermek istiyor. İnönü'nün de kemiklerini sızlatıyor ve böyle gerçekçi olmayan politikalarla hatta tarihi çarpıtarak muhalefet yapılmaz burada. Muhalefet toplumun nabzını okuyarak, toplumun nabzını dinleyerek yapılır. Toplumun sosyal katmanların ihtiyaçları nedir? Bunlarla ilgili biz duble yol yaptık. Siz duble yolları, siz deyin ki otoban yapmalıydınız diye konuşun. Biz trenlerimizi işte 160 kilometre, 200 kilometre hızla giden trenler yaptık. Siz deyin ki hayır efendim, Japonya'da 300 kilometre hızla giden trenler var. Keşke AK Parti bunları da yapsa diyerek bunları konuşun. Biz gölet yaptık. 1000 günde 1000 gölet diyerek siz deyin ki 1000 günde 2000 gölet olmalıydı. Türkiye'nin bürokrasi buna müsaade eder. Türkiye'nin siyasi istikrarı buna, tecrübesi buna müsaade ederdi. Biz büyük barajlar yapıyoruz. Deriner gibi işte dünyanın ikinci büyük barajını, üçüncüsünü yapıyoruz Yusufeli gibi. Bir diğer yandan yedi küpeli gelini yapıyoruz. Bir diğer yandan madenlerimizi işliyoruz. Bir diğer yandan arabamızı yapmak istiyoruz. Üçüncü köprü işte Türk-Japon işbirliğiyle beraber yapıyoruz. Burada şunu söyleyebilirlerdi. AK Parti çok daha önce 3. havalimanını yapmalıydı. Dünyanın en büyük havalimanını yapmalıydı diye konuşmalıydı. Ama muhalefet bunlarla uğraşamıyor. Zaten şu an kendi iç meselesiyle uğraştığı için çok fazla Türkiye'nin meselelerine sıra gelmiyor onlara. Ama güçlü iktidar olursa bizim iyi de denetime ihtiyacımız var. Çünkü demokrasilerde muhalefet varsa demokrasi vardır orada. Demokrasiden söz edebiliriz. Diktatörlüklerde iktidar vardır. Diktatörlüklerde muhalefet yoktur. Burada muhalefetin olması demokrasinin olduğunu gösterir. Ama güçlü muhalefet parlamentonun daha zinde, daha canlı çalışmasını, toplum katmanlarının taleplerini ve ihtiyaçlarının daha çabuk çıkmasını sağlar veya bizim göremediklerimizi görür, bizim duyamadıklarımızı duyar, bizim hissedemediklerimizi hisseder ve bize bildirir. Biz de daha çok dikkat kesmederiz, daha dikkatli görürüz, daha dikkatli duyarız, daha dikkatli hissederiz. O zaman da toplum bu noktadan karlı çıkar. Türkiye'yi zenginleştirmek hepimizin görevi. Başka çaremiz yok çünkü bu topraklarda zengin olmayanlar yaşayamaz. Bu topraklarda özgür olmayanlar yaşayamaz. Özellikle üç unsuru ayakta tutamayanlar yaşayamazlar. Güçlü demokrasiniz olacak. Yani güçlü parlamentonuz, vesayet kabul etmeyen bir parlamentonuz olacak burada. İktidarını kimseyle paylaşmayan, sadece milletle paylaşan bir parlamentonuz, demokrasiniz, güçlü ordunuz ve güçlü ekonominiz olacak. Bunu yapmak da parlamentonun ve hükümetin işi. Efendim, yine muhalefet konusu kapanmadan bunu da sorayım. Diyorlar ki AK Parti böyle mesela... Devlet Bahçeli olmasaydı AK Parti bu kadar oy alamazdı. Ya da böyle bir muhalefet olmasaydı AK Parti'nin böyle bir oyu olmazdı. Siz bu görüşe katılıyor musunuz? Biz kendi yaptıklarımızla oy aldık. Eğer öyle olsaydı daha önce 2002'de iktidar olamazdık. 2004'te olamazdık. 2007'de yani 3 genel, 3 yerel, 2 referandum, 1 de Cumhurbaşkanı seçimini kazanamazdık. Bu noktada biz öncelikle kendimize güvendik. Biz kendimizle yarıştık. Muhalefetle yarışmadık şimdiye kadar. Biz vesayetçilerle mücadele ettik orada. Bu noktada vesayetçilere yardım eden milletvekilleri olmuştur. Vesayetçilere yardım eden bazı partiler olmuştur. Maalesef olmuşlardır. İnşallah bundan sonra güçlü muhalefet partileri ortaya çıktıkça, Türkiye'nin gündemini konuştukça, Türkiye'nin gerçeklerini konuştukça biz daha büyük hizmetler yapacağız. Biz kendimizle yarışarak buraya geldik. Çıtayı daha yükseğe çıkartacağız aynı zamanda. Yani mesele Devlet Bahçeli olmasaydı, bir başkası olsaydı yine aynı şekilde AK Parti başarılı olurdu. Çünkü karizmatik bir lider vardı. Recep Tayyip Erdoğan vardı orada. Bence Cumhuriyet tarihinin çok karizmatik liderleri var. Bunlardan bir tanesi Gazi Mustafa Kemal Atatürk, bir tanesi Menderes, bir tanesi Özal. Başbakanlık yaparak yani buraya gelenler arasında söylüyorum. Başbakanlar arasında söylüyorum. Aynı zamanda da Sayın Recep Tayyip Erdoğan. Eskiden 4. sıraya koyuyordum ama son 17-25 Aralık operasyonları, son Gezi olayları ve Kobani olaylarından sonra, kendisinin Cumhurbaşkanlığına %52 ile gelmesinden sonra, Gazi Mustafa Kemal'den sonra gelen
en önemli karizmatik lider, son Mohikan diyerek tanımlıyorum kendisini. Böyle bir lider olduğu sürece kim olursa olsun siz burada başarı şansınız yoktu. Sayın Recep Tayyip Erdoğan Cumhurbaşkanı oldu ama bu sefer de bilge bir şahsiyet geldi buraya. Eli temiz, nasiyesi temiz bir lider Profesör Doktor Ahmet Davutoğlu. Şimdi aynı şekilde vaatlerini yerine getirerek Sayın Davutoğlu da siyaset tarihinde kalıcı izler bırakacak diye düşünüyorum. Teşekkür ederiz efendim. Yani sorduğum soruların çok daha geniş kapsamlı cevaplarını aldım. Evet. O yüzden ağzınıza sağlık. Çok sağ olun. Teşekkür ederim. Paylanan paylara vesile olsun inşallah. İnşallah. Teşekkürler efendim. Çok sağ olun. Evet. Gözler saat 15'te Meclis Genel Kurulu'nun açılışında olacak. Şimdilik buradan aktaracaklarımız böyle. Gelişmeler oldukça aktarmaya devam edeceğiz. Söz yeniden merkezde.